Merhaba bilgiseyleri takipçileri. Bu videoyu sizlere bir marka hakkında uyarı yapmak için çekiyorum. E, kanalımda takip edenler mutlaka hatırlayacaklardır. Eğer hatırlamayan varsa ya da bilmeyenler varsa 2 yıl önce bu buzdolabı ile ilgili çektiğim bir tanıtım videosu vardı. Yani tavsiye ediyorum ya da etmiyorum gibisinden e, bir video değil. Fakat e, bu şu anda çekmiş olduğum bu video bu LG markalı GN702 kodlu ürün yani bu görmüş olduğunuz buzdolabı bakın şurada şey var e, kod numarası var zaten açıklama bölümünde yazacağım sevgili arkadaşlar ve aynı zamanda yine LG'den almış olduğum bir televizyon e, led televizyonda yine aynı şekilde aynı hüsrana uğradı sevgili arkadaşlar e, peki yaşadığım problem ne ben onu hemen size anlatayım ve bu markayı tercih ederken e, kararı size bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Bunları duyduktan sonra eğer hala LG'yi tercih ediyorsanız karar elbette sizin e, buna hiçbir itirazım olmaz. Yalnız ben e, bir sorumluluk gereği bunu sizlere söyleme gereği hissettim arkadaşlar. Şimdi ben bu buzdolabını aldıktan sonra 2 yıl geçti. Şu anda buzdolabım 3 e, yıl garantiliydi 1 yıl garantisi kaldı. Buzdolabının ilgili çeşitli problemler vardı. Zaten aldığında da e, bunu yetkili servisiyle, işte, LG ile paylaşmıştım ve hiçbir çözüm üretmediler sevgili arkadaşlar. Hiçbir çözüm üretmedikleri gibi aynı zamanda e, artık bu son yaşadığım problemle ilgili de hiçbir şekilde geri dönüş de sağlamadılar. Ve üstüne üstlük çok absürt cevaplar verdiler. Örneğin ne oldu? Buzdolabın mesela şu anki problemini söyleyeyim. Wi-Fi bağlantısını yapmıyor sevgili arkadaşlar. Yani cep telefonumdan buzdolabının işte kapağı açık mı? Ya da işte şu anki iç ısısı nedir? Ya da hijyen fresh açık mı? Ya da express freeze açık mı? Kapalı mı? Bunları göremiyorum sevgili arkadaşlar. Cep telefonu üzerinden. Önceden e, ilk aldığım zaman yani bir e, buzdolabını aldıktan bir yıl sonra bir buçuk yıla kadar hatta daha bu yakın zamana kadar da yani e, aşağı yukarı 20-22 ay kadar e, buzdolabının bu Wi-Fi özelliğini kullandık. Fakat ne olduysa buzdolabı artık bu Wi-Fi özelliğini kullandırmıyor bize. Bu konuyla ilgili Smart Diagnostic diye bunların bir e, bu buzdolabının bir özelliği var kullanıcıları biliyorlardır. Buzdolabının şu kısmında bir sesli ikaz bölümü var. Onunla LG merkezine bağlanıyorsunuz ve bu buradan çıkardığı sesle size bir arıza kodu çıkartıyor ve ona göre işlem yapmaya başlıyorlar. Oraya toplamda belki 25 belki 30 tane uyarı gönderdim ve her defasında benden iletişim bilgilerimi istediler ve dönüş yapmadılar. En sonunda ben de LG'nin bu 444 numaralarından kendilerine ulaştım. Telefonda bana söyledikleri enteresan şeylerden bir tanesi buzdolabınızın garantisi bitmiş dediler sevgili arkadaşlar. Halbuki buzdolabımın 3 yıl garantisi vardı ve henüz 2 yılı bitmişti. Videodaki kanalımdaki videodan da tarihe bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tam 2 yıl önce e, LG buzdolabı ile ilgili bir paylaşımda bulunmuşum zaten. Arkadaşlar şimdi buzdolabımın garantisinin bittiğini söylediler. Ben de tabii ki hemen garanti belgelerini açtım. Baktım, inceledim ve 3 yıl garantisi oldu. Artı bir de aldığım firmadan artı sigorta da yaptırdım. Yani hani bu kasko diye tabir edilen, yani cep telefonlarında kasko, cep kask diye tabir edilen ona benzer bir ek garanti de yaptırdım. Şu anda buzdolabım 3 artı 3 toplamda 6 yıl garantili normalde. İlk 3 yılı LG firmasını ilgilendiriyor. Ondan sonraki 3 yılda satın aldığım firmayı ilgilendiriyor. Fakat buna rağmen ısrarla 2 yıl garantisi olduğunu söylediler. Garanti belgesini çıkardım ve oradaki ilgili bölümü şartları okudum kendilerine. 3 yıl garantili olduğu yazılı olduğunu söyledim. Fakat ısrarla buzdolabınızı 2 yıl garantili ve garanti süresi bitmiş dediler. Ne yapacağımı şaşırdım sevgili arkadaşlar. Daha sonra e, bir yani bu işlerden anlayan daha doğrusu ihtisası bu e, yani tüketici haklarıyla ilgili şey olan e, bir avukatla görüştüm. Kendisine işte garanti belgesinin fotoğrafını gönderdim. Kendisi de bana dedi ki evet sizin ürünüz 3 yıl garantili ürünü garanti süreci içerisinde tamir etmeleri gerekiyor. Ve ben bu, bunun üzerine tekrar hani e, durumu da artık netleştirdikten sonra tekrar aradım LG'yi. Bu sefer LG'den bana tekrar telefonla dönüleceği söylendi. Yani ısrar edilmedi işte 2 yıldır sizin garantiniz şeklinde ısrar edilmeden. Tekrar geri dönüş yapılacağı söylendi. Geri dönüş yapıldı. Evet doğru sizin garantiniz 3 yılmış dediler. E peki o zaman buyurun gelin benim cihazımın garantisi kapsamında bu bahsettiğim Wi-Fi bağlantısı çalışmıyor. İşte bir de buzdolabının lock yani tuş kilidi bölümü var. Herhangi bir şekilde dokunduğunuz zaman tuş kilidinin çalışmaması için yani tuşların çalışmaması için bir tuş kilidi butonu var. Bu tuş kilidi butonunu aktif ediyorum. Gün içerisinde belli olmuyor. Bazen 2 saat sonra, bazen 10 dakika sonra, bazen 24-25 saat sonra o kilit kendi kendine otomatikman geri açılıyor. Bununla ilgili de sıkıntı olduğunu söyledim. Ve e, bana şunu söylediler. Eğer buzdolabınızda, e, buzdolabınızdan kaynaklı bir arıza olduğu tespit edilirse ücretsiz olarak garanti kapsamında yapılacaktır. Fakat... E, kullanıcıdan kaynaklı bir hata söz konusu olursa, o zaman garanti kapsamından değil, ücret karşılığında yapılır. Eğer yaptırmazsanız da oraya gelen servis e, sorumluları, servis e, görevlileri sizden servis ücreti alırlar dediler. Peki buna dağmen hani kullanıcı hatasından dolayı tabii ki garanti kapsamına girmeyeceğini ben de biliyorum bir tüketici olarak. Yalnız şöyle bir durum geldi başımıza sevgili arkadaşlar. Bu cihazın içerisindeki parçada sıkıntı varmış. Yani bu elektronik kartında bu Wi-Fi anteni denilen bir parçası varmış sevgili arkadaşlar. O Wi-Fi anteni, o antenin bozuk olduğunu söyledi servis görevlisi. Yalnız dedi bunu dedi siz bozmuşsunuz dedi. Nasıl ben bozmuşum dedim. Ondan sonra işte bu kendileri bu kartın dedi işte içerisinde dedi bir devre vardı, O arıza yapmış dedi. Bu dedi sizin sorumluluğunuzu dedi ya kardeşim. Şimdi bakın, e, mantıklı bir insanın bunu söylemesi çok zor. Yani ya da servis görevlisi kurnazlık yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum burada nasıl bir mantık yürütülüyor ama e, hatanın bende olduğunu ve benden servis ücreti talep ettiler. Ben de vermedim servis ücretini, münakaşa ettik burada. Vereceksiniz, vermeyeceksiniz, vermedim ve adamları evimden gönderdim. Şimdi bu buzdolabının içerisindeki kapalı kutu, yani bunun ben herhangi bir yerine Garanti kapsamında olduğu için tabii ki kurcalamadım. Yani buzdolabı zaten yeni ve 5 yıl, 6 yılda garantisi var. Neden müdahale edeyim? Bir, ikincisi bu kart içerisindeki devresi arız olduğunu, olduğunu söylediler. Buzdolabının kartının değişmesi gerektiğini söylediler. Bunu da kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Çok enteresan bir şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi... Burada çok enteresan bir politika uygulanıyor. Yani müşteriyi yıldırmaya mı çalışıyorlar? Ya da işte arızalı çıkan cihazın arkasında mı durmuyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Ve tabii ki doğal olarak cihazı yaptırmadım. Şu anda cihazımın bir yıl daha garantisi var ve ben hiçbir şey yaptıramıyorum sevgili arkadaşlar. Yani bir yıl daha LG garantisi devam etmekte hiçbir şey yaptıramıyorum. Bu LG buzdolapları ile ilgili ya da LG markası ile ilgili bir e, mahalle aralarında böyle e, elektronik eşya ta tamir yapan ya da beyaz eşya tamir yapan yerler var bilirsiniz. Onlardan bir tanesine bu durumu anlattığımda bana şunu söyledi. E, maalesef dedi LG dedi e, ürünlerin arkasında durmuyor. Yani bu konuda LG çok kötü. Çok yani basatında altında yani çok kötü durumda e, ürünlerine sahip çıkmıyor dedi. Ki zaten bundan birkaç yıl önce de e, takriben iki buçuk üç yıl önce falan da bu e, evimdeki LCD'nin LG LG'nin bir televizyonu vardı. Bu televizyonda 3 üç buçuk yıl kadar kullanabilmiştim. Üç üç buçuk yıl sonra televizyonun içerisindeki panel bayağı bildiğiniz normal panel sevgili arkadaşlar. E, LED'leri falan önce kapandı yani LED'leri söndü. E, daha sonra LG'ye telefonla uğraştım. İşte bu e, LED'ler televizyonun arkasındaki aydınlatmayı sağlayan LED'ler e, karardı. Onların değiştirilebileceğini söylediler. E, ben de peki o zaman değiştirin dedim. Baya astronomik bir rakam söylemişlerdi o zaman. Yani 3 aşağı 5 yukarı e, bir yeni bir televizyonun 5'te bir fiyatına denk gelecek bir rakamdan bahsettiler o zaman. Daha sonra e, ben bu şeyi Yine LG'nin yetkilendirdiği servisler var. Yani daha ucuza yapan fakat aynı malzemeyi kullanan yerler var. Onlarla görüştüm. Bu vatandaşlar bana şunu sordular. İşte televizyonun görüntüsü geliyor mu? İşte karanlıkta ışık ışık olmayan bir ortamda görüntüyü kontrol edin dediler. Çünkü benim internetten araştırdığımda arka aydınlatmaların olmadığını ben düşünmüştüm. Fakat iş öyle değilmiş. Ee, ön panel yani televizyon asıl görüntüsünü veren panelde de arıza varmış sevgili arkadaşlar. Karanlıkta e, ön panele de baktığımda ön panelde e, bir sıkıntı olduğunu gördüm. Yani şöyle görüntü hiçbir şekilde gelmiyordu. Hatta böyle yanıp söner şekilde pırpır pır yapan şekilde bir görüntü gelip gidiyordu. E, televizyonda bir garantisi dolduğu için e, yetkili servis de çok astronomik rakamlara yaptı, yaptığı için bunu e, mahalle arasındaki o bahsettiğim yine LG'nin e, ürünlerini tamir eden e, bir firmaya gittim sevgili arkadaşlar. Dükkana gittim ve bu televizyonu orada açtıklarında ne gördük biliyor musunuz? İçerisinde JOF diye bahsedilen JOF bağlantıları e, yani data aktarımı sağlayan, görüntü aktarımı sağlayan e, band konnektörler kendi kendine yerinden çıkmış sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu yerinden ayrılmış. Yani bu ısıdan olabilir diyorlar ya da işte fabrikasyon bir hata olabilir diyorlar. Bu ne kadar mümkün bunu bilmiyorum ama servisin söylediği bu. Ve panelin değişmesi lazım dediler. Panelde zaten televizyon kadar bir fiyata sahip olduğu için vazgeçtik sevgili arkadaşlar ve televizyonumuzu değiştirdik. Hatta kanalda yine videosu var. Samsung'un bir televizyonunu tercih ettik. Görüntü kalitesinden tutun, cihazın yazılımına varana kadar Samsung LG'yi bilmiyorum ama sevgili arkadaşlar ben kendi tecrübeme göre bakarım. İlla ki tercih eden ya da onu seven de vardır. Ama ben bu konuda hiç marka e, holiganı değilim. Fakat Samsung'un LG'den daha üstün olduğunu görmüş oldum sevgili arkadaşlar. Gerek servis konusunda gerek kurulum konusunda gerek gelen ekibin nezaketi ve temizliği titizliği konusunda e, Samsung daha e, bir adım önde ve daha ikna edici sevgili arkadaşlar. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum buzdolabını kuruluma gelen şahısların içeriye paldır küldür girmeleri işte ayaklarına galoş takmadan girmeleri ama... E, e, Samsung'dan gelen servis görevlilerinin tam ters şekilde yani galoşla içeriye girmeleri ve gayet nazik kibar şekilde davranmaları e, bu gerçekten görünen bir büyük bir fark sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum aynı servisin mi bakıyor ama aynı servis kesinlikle bakmıyordur. Çünkü serviste servis formunda aynı isim yazmıyor. Yani farklı farklı firmalar. Farklı firmalar olduğu için de e, yani Samsung'un başka tarzda çalıştığını ben düşünüyorum. Çünkü ikisi de Kore malı olduğunu biliyorum. Ee, örneğin LG'den gelen buzdolabının montajına gelen işte kurulumunu yapmaya ve tanıtımını yapmaya gelen şahıslar. inanılmaz kaba insanlar ve böyle e, hatta buzdolabı geldiğinde şu alt büyük kapakta bir ezik vardı. Yani e, eve getirirken e, girişte bina girişinde e, işte üzerindeki naylonları işte koruma kutusunu falan çıkartmışlar. Getirirken muhtemelen bir yere vurdular kapağı. Yani kutunun içerisinde böyle olacağını zannetmiyorum. Ben bunu ısrarla söylemem ona ya küçücük bir ezik ne olacak deyip sen de çok kafana takıyorsun böyle ya kardeşim yani kafasına takacak olan ben miyim? Sen misin yani? Sen bunu tabii ki getirdin buraya. Başından salıp e, çekip gideceksin. Ama bunun Yani yeni bir buzdolabı almışsınız düşünün sevgili arkadaşlar ya da yeni bir beyaz eşya almışsınız üzerinde bir vuruk izi var. Yani kimsenin hoşuna gitmez sonuç itibariyle e, aldığınız bir ürünü e, tertemiz kullanmak istersiniz. Ama LG bu konuda gerçekten çok ama çok kötü. Bana soracak olursanız LG LG markalı ürünleri evinize sokmayın sevgili arkadaşlar. Kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Tavsiyeden vardır, sevam vardır o ayrı. E ayrıca bu ürün bu üründe tasarım hatası da var sevgili arkadaşlar. Örneğin mesela sıfır menteşe değil. Diyelim ki bu ürünü siz kapağını açtığınız zaman kapak kalınlığı kadar ekstradan bir alana ihtiyacınız oluyor. Ama ürünü satarken diyorlar ki maksimum genişliği işte buradan diğer kenarına kadar sıfır olan yerden veriyorlar. Fakat kapak açılma mesafesini söylemiyorlar. Orada bir kere hata yaptık. Buzdolabını aldık. Bu sefer mutfak dolaplarında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Mutfak dolabının işte yan parçalarını söktürdüm. İşte buzdolabını sadece ölçüde genişlettirdim. Tezgaha kestirdik. Bir sürü iş çıktı yani başımıza. Sadece şu buzdolabını buraya yerleştirmek için. Aynı zamanda buzdolabının arka tekerlekleri şeyde daha aşağıda duruyor. Öndeki yükselti ayarları, papuçları da sonuna kadar ayarlasanız bile ön kısım havada kaldığı için buzdolabının içinde geriye doğru bir eğim söz konusu. Yani herhangi bir şekilde bir sıvı döküldüğünde raflara buzdolabının içinde buzdolabının arkasına doğru o havalandırmaz garaların içine doğru akmaya başlıyor. Ve o kadar tehlikeli ki yani orada kokuya sebep olur, işte belki gıda zehirlenmesine sebep olur ve daha kötüsü belki de bir yangına sebep olur sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz buzdolaplarının kompresörleri vesaire e, elektrikli aksamları arka kısmında o mazinin olduğu kısmın hemen arkasında konumlandırılıyor. Böyle bir durumda nasıl e, böyle saçma sapan bir tasarım yapılır? Evde kullanılacak bir ürün. Yani e, inanın düşünüyorum yani LG gibi küresel bir firma, büyük bir firma böyle bir hatayı nasıl yapar? Ya da Türkiye'de bu kadar baştan sağma bu işleri nasıl yapar? Acaba Türkiye'nin her yerinde böyle midir? Yoksa bana denk gelen servis mi böyle yaptı bilmiyorum. Yani kısacası şunu söyleyeyim. LG'den uzak durun sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Marka karalaması falan yapmıyorum. Ben başıma gelenleri anlatıyorum. Daha önce kullandığım arçelik ürünüm vardı. Arçelik ürünü üstelik 17 yıl kullandım. 17 yıl boyunca en son artık kompresörün de arıza çıkmaya başlayınca e, buzdolabımı değiştirdim sevgili arkadaşlar. Masraf büyüyeceği için. E, keşke diyorum e, yani LG'yi almasaydım. Marka, diğer markalar yine tartışılır. Arçelik, Beko, işte ne bileyim ya da Ariston. E, farklı markalar yine tartışılabilir. Aa, o markada iyidir, kötüdür. Herkesin Farklı bir tecrübesi vardır. O konu tartışılır. Fakat LG'yi aldığıma pişmanım sevgili arkadaşlar. Eğer e, bu nasihatımı dinliyorsanız yani bu videoyu izlediyseniz, izliyorsanız LG ürünlerinden, LG markasından uzak durmanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Pişman olmamanız için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.